Hepinize merhaba arkadaşlar. Malum kış mevsimi geldi. Soğuklar kapıda. Kuşlarımız da hastalanmaya başladı. Üşütenler, soğuk alanlar, cereyan çarpan kuşlarımız oluyor. Ve bunun hakkında neler yapabiliriz, tedavileri nelerdir onları çok fazla soruyorsunuz ve merak ediyorsunuz. Şimdi burada iki tane yavru kuşumuz var arkadaşlar. Bunlar üşütmüşler. Şimdi ben kuşların hikayesinden bahsedeyim kısaca. Bunlar aslında iki kardeşler. Ben bunları yeme düştükten sonra yaklaşık 50-55 gün olunca ee, isteyen bir kişiye sahiplendirdim Ücret karşılığında Ama verdiğim kişiler iyi bakamamışlar Birkaç gün sonra kuşların e, Hapşurmaya başladığını Yolda giderken e, camı açtıklarını Muhtemelen orada üşüdüklerini düşündüklerini Söylediler ve ben de hemen kuşları Bana geri getirmelerini söyledim ki Gerekli tedaviyi yapabileyim Şimdilik durumumuz iyi birkaç gündür Bendeler neler yaptığımı sizin neler Yapacağınızı anlatacağım ama öncesinde Hastalıkları bir sınıflandırmamız gerekiyor Şimdi genelde soğuklarla alakalı ve e, soğuk alma, cereyan çarpma durumlarıyla alakalı olarak üst solunum yolu hastalıklarını görüyoruz. İlk karşımıza çıkan konu bu. Bu da genel itibariyle kuşta e, hapşurma, burunda akıntı, boğazda hırıltı ve... Burundan balon ya da sümüksü bir yapının çıkmasıyla kendini gösterecektir arkadaşlar. Kuşlarınız hapşuracaklardır. Çok defa hapşurmaya başlayacaklardır. Bu durum kuşlarınızın hastalığa yakalandığının göstergesidir. Şimdi ilerleyen durumlarda, ilerlemiş durumlarda kuşlarınızda iştahsızlık, tünekte duramama, hareket zayıflığı ve uçamama gibi semptomlar da gözükecektir. İlerleyen durumlar için konuşmam gerekirse kuşunuza acil bir şekilde veteriner müdahalesi yapılması gerekiyor. Çünkü yemek yiyemeyen kuş kendini toparlayamayacaktır. Bir şekilde tüneye çıkıp dinlenemediği için de e, enerjisine kavuşamayacak demektir arkadaşlar. O yüzden böyle kuşlarınızı hemen veterinere götürmelisiniz ki orada gereken yemek takviyesi yapılmalı ve şart ve şart olarak antibiyotik uygulanmalı kuşunuza. Peki kuşum benim bu kadar hasta değil. Hastalığını çok yakın zamanda fark ettim. Ee, bu durumlarda ne yapabilirim? Şimdi dediğim gibi bu hastalığın tedavisi için ilk şartımız antibiyotik. Çünkü antibiyotik olmadan üst solunum yolları hastalıklarını yenmek çok zor. Ama eğer ki ilerlemediyse ya da benim gibi kuşlarınız eğer yavruysa antibiyotik vermek istemiyorsanız ne yapıyorsunuz? Ben kuşlarıma günlük olarak C vitamini, multivitamin, probiyotik ve diğer bağışıklık güçlendirici takviyeler, ek takviyeler yapıyorum. Aynı grip olmuş insan takviyeleri gibi. Aynı grip olan kuşlar ne yapar? İşte ıhlamur içer, limon yer vesaire. Ben de onlara işte burada okoliptüs yaprakları var. Ee, taze yemlerini koyuyorum. Dal yiyorlar. Yumurta ması veriyorum sürekli. İşte vitamin takviyelerini yaparak şu an durumu ilaç vermeden kurtarmaya çalışıyorum. Tabii ki ortamları sürekli sıcak. Özellikle ufak bir kafeste tutuyorum ki kuşlar uçarak enerji kaybetmesinler. Çok fazla uyumalarına izin veriyorum. Yani akşam saat 6-7 olduğunda uyuyup sabah gün doğana kadar uyanmıyorlar. Bu da enerjilerini toplamak için, onun güçlenmeleri için yeniden onlara fırsat tanıyor. Siz de bunları yapabilirsiniz. En önemli şeyler sıcaklığın korunması arkadaşlar ve kuşunuzun iştahı. Eğer ki kuşunuzun iştahı yoksa, yemek yemesinde bazı problemler varsa bu gibi durumlarda veterinere gitmek zorundasınız. Çünkü artık ilerlemiş demektir. Şimdi bu kuşlarda hapşurma ilk başlarda gerçekten çok fazla vardı. Bugün üçüncü günleri durum iyiye gidiyor. Hapşurmalar azalmış durumda. Ama hırıltılar devam ediyor. Şimdi böyle bir durumla karşılaştığınız zaman neler yapmanız gerekiyor? Onlardan da kısaca bahsedeyim. Ben şu an bu kuşları tamamen diğer kuşlarımdan ve kürdamdan daha farklı ayrı bir odada tutuyorum. Neden? Çünkü tıpkı grip gibi tıpkı Covid-19 gibi bu virüs üst solunum yollarına sebep olan bu virüs hava yoluyla aynı kafeste olmasa bile diğer kuşlara bulaşabilir. O yüzden siz de böyle bir durum yaşadığınızda ilk olarak kuşunuzu ayırmanız gerekiyor. Sürekli hapşuran, burnundan hırıltı gelen, baloncuk çıkan, sümük çıkan, gözleri kapanan, bir gözü ya da iki gözü kızarıp kapanmaya başlayan kuşlarınızı direkt ayırıp farklı kafesi hatta farklı odaya almanız gerekiyor ki e, diğer kuşlarınızın öncelikle riskini azaltın ve orayı tamamen temizleyin. Temizlik çok önemli bu hastalıkta arkadaşlar. Yani kuşunuz iyileşmeye başlasa bile tünekten ya da yemliğinden yeniden dışkıyla birlikte o virüsü alırsa iyileşmesi zorlayacaktır. O yüzden kuşunuzun temizliğine çok dikkat ediyorsunuz. Yemesine içmesine çok dikkat ediyorsunuz. E, bu dönemde sevdiği şeyleri vermeniz daha doğru olur. Kontrol edeceksiniz sürekli yiyorlar mı diye. Ben günde iki kez kontrol yapıyorum. Şimdi dediğim gibi genel vitamin, probiyotik, C vitamini takviyeleri yapmanız gerekiyor. Yiyorsa eğer kuşlarınız C vitamini içeren kırmızı biber gibi e, sebzeleri verin muhakkak. Yumurta mamasını eksik etmeyin. Ne yiyorsa onu verin daha doğrusu. Daldarı verin, kızıldarı verin. İştahla yemelerini sağlayın. Onun dışında ben şöyle bir şey yapıyorum. Size de örnek olur belki. Okaliptüs yağı. Bu bildiğimiz marketlerde satılan bir okaliptüs yağı arkadaşlar. Bunu bir damla pamuğa tık e, döküp kuşların burunlarına her gün sabah akşam sürüyorum. Bu sayede ciğerlerini açmalarını sağlıyorum. Şimdi bir hafta daha bu şekilde bağışıklık güçlendirme takviyesi yaptıktan sonra eğer ki kuşların durumlarında ilerleme olmazsa mecburen antibiyotik tedavisine geçeceğim. Şimdi bana antibiyotik nedir, markası nedir, ismi nedir diye soracaksınız ama bildiğiniz gibi zaten isim versem bile antibiyotikleri veteriner reçeteye yazmadan kullanma ihtimaliniz yok. O yüzden Böyle bir durum varsa, geçmeyen bu hapşırma durumları varsa, kuşunuzun durumu gittikçe kötüye gidiyorsa muhakkak veterinere gidin. Benim yaptığım birazcık profesyonel bir iş. Takibini gözlemini iyi yapabildiğim için ben bu yoldan ilerliyorum ki kuşlarım henüz bir de yavru olduğu için başlıklıklarının daha bu kadar ufakken bozmayayım antibiyotikle diye. Şimdi inşallah bu kuşları iyi edip yeni sahiplerine tekrardan iade edeceğim ve bu sefer birazcık da fırçalayacağım. Genelde bu nasıl bir durumlarda meydana geliyor? Kuşlar cereyanda kalırsa, gece gündüz sıcaklık farkları çok olursa, e, yavru kuşları yıkayıp özellikle gece akşamüstü vakitlerinde yıkarsanız sabaha kadar kuruyamıyorlar arkadaşlar. Bu gibi durumlarda üşütmeler çok fazla meydana geliyor. Cam açık durumlardayken lütfen kuşlarınızı yıkamayın. Bu da çok riskli bir durum. Bakın birazcık pıtır pıtır hapşırıyor. Şimdi her hapşırmayı da üst solunum yolu hastalığı demeyelim. Tabii ki bunun belirlenmesi için. Veteriner muayenesi şart ben e, net olarak anlayabiliyorum ama ilk günler görmeniz lazım arkadaşlar. Böyle peş peşe böyle e, hapşurmalar, boğazdan fık fık gelmeler, hırıltılar. Hele ki bu gri kuşun burnundan resmen sümük akıyordu. Bildiğiniz baloncuk çıkıyordu. Şu an durumları çok güzel, çok iyi. E, keyifleri de iyi. Dediğim gibi tedavilerini yapacağım. Burada da size örnek olsun istedim. Unutmamanız gereken şeyleri tekrarlıyorum. Birincisi sıcaklığı çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Kafes, yani kuşların kafesinin bulunduğu yeri muhakkak ve muhakkak sıcak tutun. Doğal gaz, petek, soba ne varsa yakın orada. Ve sürekli olarak kontrol edin. i̇kincisi yemeklerini en yiyebileceği şeyleri verin ki onlara aşk kalmasınlar. Enerjileri düşük kalmasın. Üçüncüsü benim yaptığım gibi vitaminlerle, probiyotiklerle, bağışıklık destekleyicilerle kuşlarınızı koruyun. Bulabildiğiniz kadar iyi ürünler kullanın bu anlamda. İnternette yazdığı zaman çıkacaktır zaten. Son olarak temizliğe çok önem veriyorsunuz ve gözlem gözlem gözleme Her şeyin en önemlisi gözlem. Okaliptüs yağı kullanabilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. Nane yağı da kullanabilirsiniz. Mentollü bir içerik de kullanabilirsiniz. Bunların üçünü de karıştırıp da kullanabilirsiniz. Şimdilik durum bu. Hani korkutmak istemiyorum kuşları ama birazcık bir uçsalar zaten hırıltılarını duyacaksınız. Şu an iyi halleri ama. Dur bir bırakayım. Birazcık bir hareket ettireyim. Gel bakalım. Gel bu bu dönemde birazcık da şey oldular evciliklerini de yitirdi hayvanlar yani çok korktular ayrı yere de geldiler git gel git gel durumlar iyi şimdilik hani siz şimdi şöyle oldu videoda hastalıktan bahsediyorum Sanki kuşlar hasta değil gibi maşallahı var iyi baktım onlara çünkü ama e, mesela ilk odaya girdiğimde bir korkuyla bir böyle bir peş peşe 15-20 kere hafşuruyorlar böyle e, ama bakın ne kadar güzel anlaşıyorlar ya bunlar kardeş olmasa belki eş olurlardı çok tatlılar. E, maşallah deyin. Dua edin kuşlarımızın iyileşmesi için. Antibiyotik vermemize gerek kalmasın. Antibiyotik iyi bir şey değil. Kuşlar için gerçekten zararlı bir şey. İnşallah antibiyotiksiz bu tedaviyi halledeceğiz. Bak daha da iyi anlaşıyor dedik. Kavga çıktı. <laughs> evet arkadaşlar. Durum bu. Bir de geniş açıda çekeyim. Bir de görün bakayım. <laughs> durum bu. Gölge vurdu böyle de. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım kuşlarınız hastalanmaz. Hastalanırsa buraya yazmak yerine veterinere gitmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü buradan yardımcı olmam çok 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 zor ve imkansız. Önlem amacıyla neler yapmanız gerektiğinden de bahsedeyim. Çok kısaca videoyu bitirmeden kuşlarınızı bu dönemde sıcaklık farklarını hissettirmeyeceksiniz. Geceleri soğuk, gündüzleri sıcak yaşamayacaklar. İki tane cam ya da bir cam bir kapının arasında kuşunuzu bırakıp rüzgar almasına izin vermeyeceksiniz. Özellikle kışın banyo yaptırdığınız zamanlara dikkat edin. Eğer ki dikkat edemiyorsanız hiç yaptırmayın. Kuşun sağlığından önemli değildir. Eğer ki kuşunuzu bir yerden bir yere taşıyorsanız muhakkak arabalarınızın camlarını kapatın. Kuşlarınızın bulunduğu odalardaki camları çok dikkatli bir şekilde açmanız gerekiyor. Gerekirse kuşunuzun üstünü cam açıldığı zaman örtün. Kuşlarınızın bağışıklığını yüksek tutmak adına probiyotik, vitamin, amino asit ve diğer bağışıklık güçlendiricileri sürekli kullanın. Sebzeleri, meyveleri sürekli verin. Haftada bir gün kırmızı biber yemesini, kapya biber yemesini sağlayın ki kuşlarınızın bağışıklığı direnci yüksek olsun. Durum bu. İzlediğiniz için yeniden teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum.